Evet, son günlerin en çok konuşulacak ihanet haberlerinden bir tanesi İrem Derici ve Cem Belevi. Ve bu haberi de Ebru senle başlamak yine istedik. Ben. Ebru Şancı, evet, tasarımcı, modacı, sunucu. Artık biliyorlar her hafta geldiğim için. Ama Ebru'nun en sevdiğimiz tarafı da Dobra magazin yorumları. Hoş geldin ve hoş günaydın. Buldum. Sabah geliyorum annem nereye dedi. Dedim Müge ile Gülşin, ay seni ben görmekten sıkıldım. İnsanlar daha çok sıkılmıştır dedi. Her hafta her hafta dedim, hani her hafta değil. Ne her haftası? Kaç ona göre her hafta oldu. Geliyor ona işte. Bu ikili halkaya üçüncü de eklendi. Şu an tam olduk. Kaynatmadan fokurdatmaya geçiyoruz. Evet. Kaynayacak. Yorumumu mu merak ediyorum? İrem Derici, şarkıyı verelim. Evet. Şimdi önce bize haberi bize kulak verin vermedi. Şimdi bu şarkıyı dinleyelim. Verin coşkuyu. Evet. Şarkı Cem Belevi tarafından ikinci kez aldatıldı. Cem'in İrem'le beraberken manken Nergis Nesruyelova ile birlikte aşk yaşadığı ortaya çıktı. Yani evet. Hem İrem'le birlikte hem aynı zamanda Nergis'i de idare ediyormuş. Bunu öğrendi İrem, hemen Can'la ilişkisini bitirdi. Sinirlerine de hakim olamadı. Gece geç saatlerde çok ağır bir paylaşım yaptı. Ne dedi onu da bir getirelim ekrana. O paylaşım da gelsin ekrana. Hatta biz de şuradan hemen Saltanat açalım. Saltanat sona erdi. Çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler. Her bir lafı ayrı ağır. Yani popçu diye geçiyorsun ama popçu değilsin. Sefilsin, sürünüyorsun. Hayırlı yani etraftan da konser dileniyorsun. Beni sağda solda çıkarın. Ben İrem Derici'nin sevgilisiyim. Bakın magazinde şöhretim. Bunu demeye yani getiriyor. Bu şimdi gıcıklanmış, kinlenmiş, sinirlenmiş. Ama ben şey söyleyeceğim. Yani ben yine kendi fi. Bu olay üstüne söylüyorum. Çocuğu hiç tanımıyorum. Sen zaten traktörden spor araba performansı bekleyemezsin. Allah. Şimdi bu adam zaten belliydi. İlişkide bu adam başında zaten bunu yaptı. Evet. Zaten bu adam bu. Evet. Deri bu. Sen traktörle spor araba yarıştırabilir misin? Adamı ilişkide yapacağı zaten buydu. Yani bu kadar gidebiliyor. Gidebilitesi, yapabilitesi, ilişkiye değer verebilitesi, sadakati zaten adamın yapabilitesi belli. Sen diyorsun ki zaten adam ben buyum diyordu. Diyor, belli dışarıdan adam, yani buydu. İrem'le beraberken bir kez aynen onu aldattı. Dedi ki benim libidom çok yüksektir dedi zaten. Sehpa ile bile flört ederim dedi. Yani adam daha ne desin? Onu diyorum evet. Yani işte yani. Adamı daha evde ne desin bekleyemezsin. Aynı adamdan bir ilişki, düzgün bir performans bekleyemezsin. Adamı evde yalnız işte bırak, üstüne kapıyı kitle, hiç kimse elinden cep telefonları al. Evdeki sehpa ile seni aldatır. Acı şu şeyin... Adamın damacana yükselenler gibi ya. Adamın gözü ayrı oynuyor. Kaşı aynı oynuyor, ayrı oynuyor. Bu adam çok flörtöz. Bak İrem'cim dikkat et dedik. Dinlemedin. Ah ah şimdi dizlerini dövüyorsun. Yalnız öyle bir paylaşım yapmış ki. Evet gerçekten. Küfür etse daha hafif kalır. Yani evet. O masayla bir yani masayla neresinden tutsan elinde kalıyor. Yarım popçu bile ilan etmemiş. Çeyrek popçusun diyor. Daha olamamışsın sen. İrem'e hiçbir şey olmaz. İrem Derici her zaman İrem Derici. İrem'e hiçbir şey olmayacaktır yani. Unutacaktır, bazı gidecektir. Bazı isimler var. Onlara hiçbir şey hiçbir olmuyor. Şey olmaz yani. Gibi. Kötü bir şey. Şey kötü. O hissiyat kötü onun için. Yani bunu bir daha... İtibar suikastı evet, yapmış şu anda İrem evet. Bu sözlerle. Çünkü... Cem Belevi'yi özel hayatına vurmak ne ki? Yani bana ihanet etti desen ihanet onun hanesine, mesleğine bir kötülük olarak yansımaz. Ama ne zaman yarım bile değil çeyrek popçusun etraftan konser dileniyorsun falan onlar artık para kazanamaması, konsere çağrılmaması yönünde hareketler. Peki İrem ikinci ihaneti nasıl yakalamış? Ufak biraz araştırdık, şöyle bir şey olmuş. Kendisine cep telefonlarına... Cep telefonuna DM'den bir takım hesaplardan bu model ve oyuncu kendi profiline oyuncu diye Nergis yazmış. Nergis'i ilk defa duydum ben. Soru. Evet ben de ilk kez duydum. İlk kez duyduklarımız genelde kendilerini oyuncu olarak ilan ediyorlar ya. İşte onunla ilgili tüm ayrıntıları demiş ki işte orada onunla birlikte görüşüyor. Şöyle zaten diyelim. O kendisidir zaten o sahte hesaplar. Yani, ağzını yani, dalyasın derler ya. Bir şey söyleyeyim mi? Allah korusun. İşin şakası ben Alparslan'a söylüyorum. Oldu da bir şey yaptın. Diyorum ki bana o gün diyorum 20 tane sahte hesaptan diyorum zaten böyle mesajlar gelir. O da diyorum o çıkar. Şimdi İrem'e de sahte hesaplardan mesajlar gelmeye başlıyor. Cem senle beraberken aynı zamanda Nergis'i de idare ediyor tarih diye. Tarih yer veriyor falan. Sonra İrem dayanamıyor Nergis'e mesaj atıyor.
Ve Nergis de bunu kabul ediyor. Çünkü kız zaten ünlü olmak istiyor. Kız zaten normal. Bunun duyulmasını da istiyor belli zaten. Ki bir şekilde. Aynen, normal. Yani normal. O mesajları yazan da belli ama ki kendisi. Ama biz kadınlarda, bak kadınlarda bizde şey var. Mesela biz aldatıldığımızda hemen suçlu kötü kadın kadın. E dur öbüründe bayıltıp yapmamışlar ya. Ötekinde de çayına hap atmamışlar. Zaten hap atsa yapamazdı. Baygın kalırdı. Demek ki gayet ayıkmış kendisi. Yani bu... Evet. Onun için hep kadında suç buluyoruz yani... ya. Suç iki taraflı. Öteki zaten hayatında biri olduğunu bilerek yapıyor. Ve adam zaten... Traktörümüz belli zaten. İrem Derici İbo Show'a katılmıştı. Çok fena aldatıldım dedi. Cem Belevi de Armağan Çağlayan'ın programında ihanetle ilgili bir itirafta bulundu. İzleyelim. Buldum gibi oldu. Aldatıldım ayıptır söylemesi. Çok fena aldatıldım. Yakaladın mı? Yakalattılar. Bile bile. İspiyoncular he? Oo dedikodular. Var. Aa dedikodular. Yakalattılar ne demek? İspiyoncular. İşte zeki bir kadınım anladım diyeyim. Ha. Ama yıkılmadım. Senin hiç bilmediğin şeyler ayakta da değil. Yeni mi oldu bu olay? Yok 3-4 ay oluyor. Ya biz kadınlar, sevgili izleyiciler, siz de ekran başından anlarsınız çoğunuz. Böyle bir erkeğin çok çapkın, eli kolu gözü oynuyor mu falan böyle anlaşılıyor da bu Cem Belevi'nin hep uykusu varmış gibi böyle bir enerjisi için yo, canı çekilmiş yo, gibi. Ben sana söyleyeyim mi? Sen bana gözlere falan bak ele veriyor kendini. Gibi. Hiç öyle bir enerji yani onlardan şöyle bir kork. Öyle derler ya sen kalçası yere yakın olandan kork derler ya sen böyle sessiz olandan kork derler. Evet. Evet. Bir de evet. O işi ağzına çok yani böyle diline pelesenk edene ciddiye alma evet, derler ya. Sinsiden işte, korkacaksın. Libidom işte. Çok yüksek. Sehpa ile flört ederim. Ben çapkınım adam falan. Bayağı. Düşünsene evden çıkıyorsun. Doğruymuş adamın söyledikleri. Hayır işte siz evden çıkıyorsun aklın evde kalıyor. Ulan masayı da yeni almıştım. Sehpa ile flört ediyor adam evde diye. Yani evet. Yani şimdi cemiyet gazinosuydu değil mi? Ortak projeleri onların böyle beraber. Cemiyet öyle gazinosu muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? O gazinonun son oyunu maalesef. İhanet oldu. Perdeler açıldığı gibi kapandı. Ya bir kere aldatan her zaman aldatır. Evet, katılıyor musun? Ben ona çok şeyim. Ben bir ilk şansa inanmıyorum. İkinci bir şansa hayatım evet. Boyunca inanmıyorum. Yine yapıyor. Yine yapıyor. Ne yaptı İrem? Daha rahat, daha gevşek yapıyor. Ondan gelen güllere, gülücükle, emojilere kan da ona ikinci bir şans verdi. Zaten Amsterdam'a gittiler. Orada da bir kriz yaşadılar. Olmayacağı çok belliydi. Bir takipçimiz de yazmış. Çok güldüm ona. Amsterdam tatiline o kadar götürdüğün, gezdirdiğin para harcadığın o da. İrem harcamaz. İrem mi harcamıştır? Bilmiyorum. Hiç sanmam. Burada güçlü benim olan olmaz. İrem. Evet. O zaman bir kez daha Ajda Pekkan'a hak veriyor muyuz? Ne? En iyi park yerleri dolu. Ne? En iyi park yerleri dolu değil mi? Evet. Öyle doğru. Mi? En iyiler doğru. Kapılmış. Evet evlenmişler demek. Hmm. Yani otoparkta 4. kata iniyorsan işte aynı şey. En iyiler kapılmış. Kapısı en iyi park kapısı. Yerleri dolmuş hayatım. Şu an ben onun beynimde dönemleri otopark, park yeri arabayı park ediyoruz. 4. kata. Yani kadın demek istemiş ki en iyi yerler, en iyileri kapıldı. Onu baştan anladım da sonra açıklamaların kafam karıştırdı. Gitti şu an yandı. Ben çünkü bir sonraki habere konsantre olmuştum. Güzel güzel sunacağım. Güzel.